Herkese merhabalar. Bugün hem sohbet hem de çok sorulan B12 sorularını cevaplamak için kısacık hem sohbet babında hem soru cevap babında bir video hazırlayayım istedim. Hem de yolda giderken veya izine giderken ben hangi B12 eşyalarımı götüreceğim onu da kısacık bilgisini vermek istedim. Şurada yanımda notlar aldım. Bu notlardan en çok gelen soruları cevap vermeye çalışacağım sizler için. Daha fazla sorularınız olursa da videonun altında yazarsanız bunları da ileriki zamanlarda cevaplamaya çalışırım. Videoma başlamadan önce tüm videoları izleyip de kendi başına iğne yapmaya başlayan arkadaşlarıma öncelikle cesaretleri için tebrik etmek istiyorum. Sonra videoya ve kendileri olan güven için de çok teşekkür ediyorum. Ve o kadar güzel geri dönüşleri aldım ki hele bu korona döneminde malum hastanelere gitmek, doktora gitmek çok zorlaşmıştı. Ama çoğu kişi bu şekilde kendi yapabildiğini söylediler, memnun olduklarını söylediler. O yüzden ne mutlu bana ki ufacık da olsa bir faydam dokunduysa. Şimdi hemen şuradan birkaç tane soruyu ben yanıtlamak istiyorum. Dediğim gibi kısa bir video yapalım istiyorum. İleride eğer çok fazla soru gelirse uzun videolarda çekeriz inşallah. En çok gelen sorulardan bir tanesi de B12 seviyesinin düşük olduğu ve doktorun iğne yazdığı, iğneden korktuğu için hani yaptırsam mı yaptırtmasam mı veya bir yan etkisi olur mu? Buna verilebilecek aslında tek bir tane yanıt var arkadaşlar. Eğer doktorunuz uygun gördüyse ve gerek gördüyse, verdiyse mutlaka yaptırın derim. Çünkü hani sonuçta doktor ve sizi muayene eden, değerlerinize bakan kişi odur. O yüzden de yaptırmanızı tavsiye ederim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de hap takviyesi alabilir miyim? Şurup şeklinde alabilir miyim? Damlalarını kullanabilir miyim iğne yerine diye. Bunu önceki videolarda anlattım. Arkadaşlar eğer vücudunuzda sadece B12 eksikliği varsa elbette ki klasik takviyelerle bu hap olur, dil altı hap olur, damlası, şurubu herhangi bir şey ki gıdalarla dahi B12 seviyenizi yükseltebilirsiniz ve eksikliğinizi giderebilirsiniz. Ama sorun bağırsaklarda ve vücudun kendisindeyse ve emme problemi varsa, bendeki gibi mesela anlatmıştım önceki videolarda, emme probleminde aldığınız ağız yoluyla yani mideden ve bağırsaktan geçen her vitamini vücut tekrar dışarı atacaktır ve emmeyecektir. Onun için de emme problemi deniyor zaten. O yüzden iğne olmak zorundasınız. İğne bildiğiniz gibi kaslara vurulur. Şuraya birkaç tane görsel muhakkak koyacağım. Kola, kalçaya ve bacağa vurulur. Burada gördüğünüz yerlerde ki ben en çok bacağı aslında tavsiye ediyorum ama şuradaki görsel kalçayı gösteriyor şu anda ve bacağı gösteriyor. Bu şekilde ve 90 derece açıyla vurulması gerekiyor ki kasa denk gelsin. Kasa da denk geldiği için de vücut direkt onu kendi absorbe edip diyeteklemesini yapıyor. Acı ve kanama için sorular çok gelmiş. Acıyor mu? Benimki kanadı. İğne çıkarttıktan sonra kanıyor mu? Ediyor mu? O şekilde sorular çok geldi. Acıyı her zaman söylediğim gibi herkesin acı değeri farklıdır. Derecesi farklıdır. O yüzden onda sağlıklı bir şey söyleyemeyeceğim. Ben de bir günden daha fazla acıyor diyebilirim. Bazen hiç hissetmediğim oluyor. O artık günün gelişine ve iğnenin batırışına bağlı olarak zannedersem yapıyor. Çift iğne meselesini anlatmıştım. Çekme iğnemiz ve hani iğneyi uygulama iğnemiz farklı olursa yanmayı da azaltıyor. Acıyı en az seviyeye getiren de ilacın çok yavaş enjekte edilmesi. Gerçekten çok aşırı yavaş enjekte etmek zorundasınız. Çünkü eğer birden veya hızlı yaparsanız orada çok fena ağır bir acı hissedeceksiniz ve o bayağı bir uzun süre devam edebilir. Öyle bir şey başınıza gelirse de bilin ki çok hızlı enjekte etmişsinizdir. Biraz bekledikten sonra geçer, hiçbir sorun olmaz. Şırıngayı çıkarttıktan sonra, iğneyi çıkarttıktan sonra kanama olursa hani ufak bir kanama zaten sorun değil. Benim başıma birkaç defa geldi. Şöyle hafif böyle kenarlardan sızdıracak kadar fazla kanaması. O da sorun değil. Yanınızda her zaman bir tampon bez bulundurun. Temiz. Üzerine şöyle bastırıp da hafif böyle ovalayın. Yaklaşık 2 dakika sonra o kan dinecektir. Kanın çokluğu falan korkutmasın sizi. O yüzden o kadar ufak tefek kanamalar sorun olmaz.
B12'nin getirdiği rahatsızlıklar hakkında sorular sorulmuş. Bunları aslında bir videolarda detaylıca anlatmıştım. Üzerinden geçmek gerekirse B12 biliyorsunuz bizim ölen hücrelerimizi yenilemeye de fayda ediyor. Bu yüzden aslında çok fazla önem taşıyor. Eğer bunun eksikliği olursa bu artık kas problemlerinden, ruhsal görme problemlerinden, ağrılara, sızılara, yorgunluklara, nörolojik problemlere çok çok fazla geniş alanda rahatsızlıklar veriyor. O yüzden çok çok önemli erken teşhis edilmesi. Buzdolabında saklanıp saklanmayacağı hakkında soru vardı. Bu tamamen ilacın yapısı ve markasıyla da alakalı veya çeşidiyle de alakalı. Az sonra göstereceğim benim ilacım. Buzdolabına saklanmasını gerek olmayan ilacım. Ama yaz dönemlerinde özellikle Türkiye'de kesinlikle buzdolabında saklıyorum. Hatta burada dahi yazın buzdolabında saklıyorum. Çünkü çok sıcaktan korunması gerekiyor. Ama yaz kış buzdolabında durması gerekenler de var. Bunu ilacın o kullanma kağıdının içinde görebilirsiniz. Yan etkilerinden kısaca bahsetmem gerekirse de iğnenin ki gelen sorulardan da cilt problemi olan arkadaşlarımız vardı. Evet, maalesef cilt problemleri yapabiliyor. Herkes de değil ama bazılarında yapabiliyor. Hatta ben ilk başladığımda bayağı bir sivilceler çıkmıştı. Ben şuralarda ve şuralarda birkaç tane sivilcelerim çıkmıştı. Ama vücut alıştıkça yavaş yavaş geçti onlar. Bazısında geçiyor, bazısında geçmiyor. Bu tamamen vücudun kendi reaksiyonuna bağlı. Bir de tabii ki bazen az bir kilo yapabiliyor. Şekil A'da görüldüğü gibi. Önceden anlattığım gibi ben kilo aldırdı biraz. Rahatsızlıkların kalıcı olup olmadığını sormuşlar veya ne zaman geçer diye. Normalde iğneyi vurulduktan 2-3 hafta sonra yavaş yavaş bir iyileşme hissedebilirsiniz. İğneyi vurulduğunuz ilk iğneden veya ikinci iğneden sonra hafif bir gerileme yaşayabilirsiniz. Bundan korkmayın. O vücut kendini yenileme çabasından dolayı oluyor. Devam edin iğnenize ve doktorun verdiği kürü tamamlayın. Daha sonra göreceksiniz ki 2-3 hafta sonra kendinizi biraz daha iyileşmiş hissedeceksiniz. Biraz daha enerjik ve çoğu ağrınızın azaldığını veya geçtiğini. Eğer çok uzun seneler bu ağrıyla veya bu eksiklikle yaşadıysanız maalesef bazı rahatsızlıklar kalıcı olacaktır. Ama o kalıcılarında dayanılmaz olan yönlerini biraz daha hafifletmiş olacak. Yani her halükarda kullanmak en iyisi. Bu arada daha çok çok soru var ama ben bulabildiğim ve en çok sorulan bunlardı. Tek bir tavsiye verebilirim sizlere. Ben iğneyi mesela akşam saatlerinde vurulmayı tercih ediyorum. Çünkü bende mesela uyku hali getiriyor. Biraz daha böyle rahatlama, biraz daha yorgunluk gibi. İlk vurulduğum anda, ertesi gün acayip enerji veriyor. Yani biraz böyle toparlanıyor vücut. Ama ilk vurulduğumda ne bileyim, böyle hani yatmadan yarım saat önce vurulup da yatarsam sanki biraz daha rahat uyuyorum gibi geliyor bana. O yüzden eğer vurulacaksanız böyle bir deneyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar var biliyorum ben. Onlar da öğle saatlerinde vuruluyorlar. O son öğleden sonra enerji gitsin diye. Ben de tersi vurulduktan sonra böyle dinlendim daha fayda ediyor. O yüzden lütfen kendiniz hangi nasıl gerekiyorsa o şekilde yapın. Umarım bu kadar soru cevap şimdilik biraz olsun sizi rahatlatmıştır ve bilgilendirmiştir. Şimdi hemen malum önümüz izin hazırlıkları başlıyor. Ben neler yanında götüreceğim onları göstereyim sizlere. Biliyorsunuz benim meşhur bir de kutum var. Onun içinde saklıyorum. Benim ilacım bu arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz hiçbir zaman ilacın ismini de markasını da çeşidini de söylemiyorum. Çünkü hani illaki bunu kullanmanız gerekmiyor. Doktorunuz hangini verdiyse onu kullanın. Bana bunu ver ve bunun buzdolabında saklanmasına gerek yok. Ben sıcak havalarda tek gene söylüyorum buzdolabına koyuyorum. Ama sanırsam içerik olarak neredeyse tüm B12'ler aynı. Klasik böyle bildiğiniz kırmızı iğnecikler. Ben bunlardan yaklaşık böyle bir paketin içinde 5 tane var. 2 tane götürmeyi düşünüyorum. 10 tane yapar. Haftada 3 tane yerine bazen haftada 1 tane, bazen haftada 2 tane vurulacağım yazın. Arada böyle kaçamak yapmakta hiçbir zarar yoktur. Arayı çok uzatmadığınız sürece, haftada bir defa vurulduğunuz sürece hiçbir sorun olmaz ki eğer emme probleminiz yoksa veya vücudunuz dengeye geldiyse ve şikayetleriniz azaldıysa ayda bir vurulmanız bile olanak içinde. Yani onu da illa ki bu kadar çok vurmamız gerekiyor diye düşünmeyin. Şimdi
Şunu da götüreceğim. Yaklaşık 2 tane, 3 tane götüreceğim. Çünkü eğer gerekirse yolda uzarsa yolum, mesela yolda bir tane vurmam gerekebilir. Bir de vardığımızda hemen eczane bulamayabilirim veya şırınga bulamayabilirim diye bir 2 veya 3 tanesini götüreceğim. Dediğim gibi bir paket iğnemden götüreceğim. Şöyle içinden çıkarmıştım ama bir tane bundan götüreceğim. Hatta 2 tane bundan götüreceğim. 10 tane yapacağım. Şırıngaları Türkiye'den bulabildiğim için 2 tane götüreceğim. Fazla götürmeyeceğim. Eczanelerde satılıyor. Sadece iğnelerimi götüreceğim. Çünkü iğneler son izne gittiğimizde benim bünyeme uygun olan iğne kalınlığı ve uzunluğunu bulamamıştım. Ben çekme iğnesi olarak yeşili, vurma iğnesi olarak da siyahı kullanıyorum. Bunların rengi bunların ölçüsünü açıklıyor. Yani yeşil olanın uzunluğu ve kalınlığı siyah olanınkinden farklı. Yani bunu renkleriyle görerek de alabilirsiniz. Yani ben iğne vurulacağım zaman yanında olan setin şurada göstereceğim şimdi sizlere bu şekilde. Evet, ben o setimi yanımda her zaman bulunduruyorum. Türkiye'ye götüreceklerim de bunlardı. Yani öyle çok fazla detaylı şeyleri, bir şeyler götürmemize gerek yok. İzine gitme süreniz kadar haftada 1 veya 2 tane vurulabilecek iğne, 2 tane şırınga yeterli, artar Türkiye'den alabiliyoruz. Ve de vurulma iğneleri, yani çekme ve vurulma iğneleri yeter de artar. Yani o kadar da çok meşgaliyetli bir iş değil. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım biraz olsun faydası olmuştur. Biraz olsun sorularınıza cevap bulabilmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Tekrardan geri dönüşleriniz beni çok mutlu etti. Faydamın olmasından dolayı çok çok mutlu oldum. Umarım bu videoda biraz daha faydası olur sizler için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıla yolu videolarını da kaçırmayın. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Daha fazla böyle sağlık videoları isterseniz de altta ne istediğinizi belirtirseniz ona yönelik videolarda çekmeye çalışırız. Bundan sonraki videolar artık Sıla yolu. Sıla yolunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.